Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız nerede kaldığımızı bilmiyorsunuz. Kafama göre atıyorum biraz fakat dizilerden 10 numara 5 yıldız bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Hem dizi hem de periyodik problem olduğunu zaten soruyu okuduğunda anlayacaksın. Gel hep beraber bu güzel soruya bir el atalım. Şimdi gençler birinci terimi vermiş, ikinci terimi vermiş ve İkinci terimden sonraki her terim için bu dizi şu özelliği sağlıyormuş. Yani an eşittir an eksi 1 çarpı an artı 1. Bir an dizisi veriliyor. Buna göre neyi sormuş bize? A 2023'ü sormuş. Şimdi neler yapabiliriz bir bakalım. Sadece A1'i biliyoruz. A1'in 1 olduğunu. A2'yi biliyoruz arkadaşlar. Bu da 4'müş. Peki bir de şuradaki kuralı öyle güzel yazmamız gerekiyor ki çok kullanışlı bir hale gelsin. Yani kullanışlıdan ziyade kullanışlıdan kastım şu. Şöyle düşünürseniz bakın. Şuradaki an eksi 1 çarpım durumunda ya ben onu an artı 1'i yalnız bırakayım ve an bölü an eksi 1 diyelim. Kabul mü? Bakın böylelikle A2'yi ve A1'i biliyoruz ya A3'ü elde edebiliriz. Çünkü ne gördüğüm yere 2 yazarsam burası A2'nin A1'e oranı olur. Yani 4'ün 1'e oranı olur. 4'ün 1'e oranı 4. Şimdi gençler şunu ben size şu şekilde göstermek istiyorum. A1 1'di. A2 de kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Yani benim birinci terimim 1, ikinci terimim 3 değil, ikinci terimimiz 4'tü, özür diliyorum. Ve benim üçüncü terimim de 4 geldi. Şurayı düzelteceğim. Pekala, bakın 1, 4, diğerini de zaten şuradan bulduk, doğru mu? Peki, dikkat ettiyseniz A4'ü bulabilmek için de bundan önceki hemen iki önceki terimi yani A3'ü A2'ye bölerim. A4'ü bulmak için 2'den önceki 4'ten gelen önce gelen iki terimin oranını buluyorum. O halde sevgili arkadaşlarım, benim burada A4'üm 4 bölü 4'ten 1 olmaz mı? Olur. Peki A5, bakın 1'in 4'e oranı 1 bölü 4 olur. Peki A6 kaç olur? 1 bölü 4'ü 1'e bölersem 1 bölü 4 olur. Ve sevgili arkadaşlar, 7. terimimiz 1 bölü 4'ün 1 bölü 4'e bölümünden 1 gelir. 8. terimimiz 1'in 1 bölü 4'e bölümü 1 bölü 1 bölü 4 ne yapar? 4 yapar. Daha sonrasında 4'ün 1 oranından 4, 4'ün 4 oranından 1 gibi bu şekilde devam eder. Bakın dikkat ettiyseniz arkadaşlarım şu kısımdan sonrası kendini tekrar ediyor. Bakın şurada olanın aynısı burada da tekrar etmek zorunda kalıyor. O halde ben diyorum ki bu dizinin terimleri ilk birinci terimden başlamak üzere 7'de 1 tekrara düşüyor yazacağım ben, tamam mı? 7'de 1 tekrarımız var. Kaçış soruyordu? 2023'ü. Demek ki ben 2023'ü bir güzel 7'ye böleceğim. 20'nin içerisinde 7 2 defa 2 kere 7 14 çıkardım 6. Daha sonrasında 2'yi aşağı indirdim. 62'nin içerisinde 7 8 defa 7 kere 8 56 çıkardık 6. 63'ün içerisinde 7 9 defa 7 kere 9 63 ve çıkardık 0. Arkadaşlarım kalanımız 0. Kalanımız 0 olduğu için 7. terim hangisi ise cevap odur. Yani nasıl hocam? Şöyle. Kalan 0 yani şu ifade 7'nin katı demek bu. Buna dikkat edin, burada şaşırıyorsunuz çünkü. 7'nin katı dedik ya. Bak 7'nin katı olan terim hangi terim? A7 buydu. A14 de bu olacak. A21 de bu olacak. Nokta 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 dersek A2023 de bu olacak. Yani benim cevabım ne oluyormuş arkadaşlarım? 1 bölü 4 oluyormuş diyeceğim. Cevabımız Ceyhan'dı. Gençler bu güzel soruyu umarım beğenmişsinizdir ve sizlere bir katkı sağlamıştır. Sonraki videolarda ve sonraki bir konu bir soru çözümlerinde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.